Evet, Snap'in huyunu suyunu öğrendim. Nasıl çalıştığını artık biliyorum kabaca, ne, ne durumda, ne yaptığını. Şu maddelere bakalım şimdi. Diğer senaryolar demiştim ya, o senaryolarda nasıl çalıştığına bakalım. Şöyle bir hazır sahne ayarladım. Ee, sahnenin e, bazı özelliklerini de, görsel özelliklerini açtım. kaviti açtım, shadow açtım ki şöyle derinlikle ilgili biraz daha bize fazla fikir versin diye. Onlara da ayrıca geliriz, çok basit konular. Şimdi yani, greple bunu tutup Snap'le bir yerlere yerleştirmek. Yani bu bir mobilya olsun, bu da bir oda olsun. En sık karşılaştığım durumlardan bir tanesi. Snap'i buraya tıklayarak ya da Shift Tab'a basarak açtım. Ayarlamam lazım, ayarlayayım. Neresi? Şimdilik basit olarak Center'ı... Vertex'e, Edge'e, Face'e, Volume'a... Ne yapalım? Vertex'ten başlayalım. Vertex'i şimdi görmeyecek ama... Biraz kısa bir tekrar, center'ı, bunun center'ı hedefteki objenin vertexlerine yapışacak şekilde. grable böyle tuttuğumda, gölgesinden de uzaydaki hareketini görüyoruz. Gezdirdiğimde vertexlere denk geldiği zaman daha oraya yerleşiyor, bunu görmüştüm zaten. Bir de bunları yaparken, bu işleri yaparken, ee, şu merkez noktası burada ya... ...grapple dediğimde buraya yakın bir yerde duruyorum. Bu bir alışkanlık, bir kural değil. Yani ee, şuradan bir yerden... ...yani G'ye bastığım zaman bir cezveyi sapından tutmuş da gezdiriyor gibi oluyorum. Yani o da önemli. Ben ve gezdirdiğim işte cezvenin sapı da bu oluyor. <laughs> Kuzey, güney, doğu, batı gibi pan yaptığım için. Öyle bir ikon. Sizde de kursör, imleç o şekle benzer bir şekilde almış olması lazım. Bunu küp uzakta bir yerde olsa da şu şekilde vertekslere yerleştir... Yani yaklaştırdığım zaman oraya yapışıyor. Bunu biliyorum zaten. Ama ben şey istiyorum. Bu bir mobilya olsun. Öncelikle odanın tabanında bir yerlere yerleştirmek istiyorum. O zaman alt yüzeyi odanın tabanına yapışacağına göre face'i seçmem lazım. Face'i seçmem de yetmiyor çünkü merkezini hala merkezin oraya yapıştırmaya çalışıyor. Closest'ı seçtiğim zaman artık ...duvara veya yere bu mobilyayı istediğim yere yerleştirebiliyorum. Böyle gezdirdiğim zaman veya şuraya bıraktığımda bakın yere yerleşti. Grab'le gezdirdiğimde buraya bıraktığımda buraya yerleşti. Ya da şuraya bıraktığımda çok dahiyane bir e, şey klima <laughs> yerleştirmiş oldum. Yani bunun dışarıya olmasını istiyorum. Nasıl yapacağım? Grab'le buraya geldiğim zaman olmuyor bir türlü. Çünkü şu en yakın nokta kuralı var ya o çalışıyor. Closest dediğimiz için. O zaman bunu ben şöyle dışarıya alırım. Artık harekete başladığımdaki en yakın yüzeyler, bunlar birbirine bakan yüzeyler, griplle evet şimdi klimanın e, şeyini neyse işte ünitesini dışarıya e, yerleştirmiş oldum. E, bu şekilde e, tam e, istediğiniz gibi çalışmıyorsa e, bu böyle halledebilirsiniz. Yani artık biliyorsunuz ya ne manaya geldiğini. Peki şimdi şey yapmak isteyeyim bunu kenarlara yani odanın dibine bir yere ettirmek istiyorum. Duvar dibine ettirmek istediğim bir dolap olsun bu. O zaman demek ki kenardan bahsedime göre iş ece e gitti. Kenar. Bunun kenar yani closest kenarlar, en yakın kenarlar birbirine kenetlensin. buradan edge'i seçmem ve closest seçmem bana bunu sağlıyor zaten. Şöyle yaklaşarak bakalım. Grab'le burada rahatlıkla gezebiliyorum. Burada gezebiliyorum. Köşeleri de işin içine katayım verteksleri. Shift ile vertex'e bastığınız zaman ikisi birden çalışıyor şimdi hem edge'ler ee, köşeye geldiğiniz zaman şap diye köşeye yapışıyor ve birazcık şöyle burada şöyle az hareket etsem de oraya yapışık devam ediyor. İşte merkez pa burada parlıyor. şey arkadaki vertex'in etrafına daire çizdi. Ben buraya yapıyorum diyor. Şu küçük ee, imleçte ...buraya yakın yerlerde dolaştığı müddetçe snap orada devam ediyor. Uzaklaşınca artık yeni edge'in üzerinde bir snap söz konusu. Bu da böyle. Yani bunlar çok basit kullanımlar ve sık kullandığım durum bu. Şey yapmak isteyebilirim, biraz durumu yine kötü bir hale getireyim. Şu köşeye yerleştirmek istiyorum ama dış yüzeyleri aynı yerde olsun. Grap buraya getiriyorum. Olmuyor ama oldurmak kolay. Köşeye atarsınız. Grep'le buraya gelirsiniz. Artık yakın noktalar düzeldi ve buraya geldi. Bu şekilde olunca buraya da güzelce yerleşir, buraya da güzelce yerleşir. Şimdi bundan buraya bir kolon e, çıkıntısı yapayım. Scale ile önce küçülteyim, bu çok büyük bir çıkıntı. Eee Grep'le bunu şurada köşeye yerleştireyim. Şimdi artık edit moda gireceğim. Şu yüzeyi yukarı doğru kaldıracağım. Her şey benim lehime çalışıyor şu anda. Tab'la edit moda girdim. Burada edit mod yazıyor. Vertex Select modda olduğu çok aşikar, köşe noktaları, düğüm noktaları parlıyor. Ve zaten buradan da Vertex selectte olduğu söyleniyor. Ben e, Face Select'e geçtim ve üst yüzeyi tıklayarak seçtim. Şimdi bunu greple gezdirdiğimde Edit modda da Snap aynı şekilde çalışıyor. Yani bunu bilmemiz de önemli. Edit modda da kullanıyorum. Şimdi kenar boyunca gidiyorum, yukarıya doğru gidiyor. Buralardayken hiçbir şey olmuyor. Eğer ben buna bir de Face'i e eklersem... Oralarda da olur. Bakın sadece yüzey boyunca gidiyor, yüzey boyunca. Burada garip bir durum oluşuyor. Şu köşeye gelip yaklaşıp buraya geldiğim zaman e, yüzey bana sorun çıkarmaya başladı. İki yolu var. Z'ye basabilirim. O zaman o yüzeyden dolayı olan problem kalkar. Ya da yüzeyi yüzeyle ne işim var? Hmm, Edgele vertex şeyi kaldırmışım ee, yanlışlıkla. Edge ve vertex ...tekrar seçip Grab ile düzgün çalışması sağlayabilirim. Grab, artık orada e, birazcık istediğiniz gibi çalışmıyorsa demek ki buradan seçeneklerimize bakacaksınız. Bazen öyle oluyor. Ben yapıyorum, olmuyor. Buradaki seçenekler var, daha sonra göreceğimiz Pivot var, Global... Bunlar var, bunlardaki seçenekleri bir yerlerde unutmuş olabiliyorsunuz. Bakın, konu dışı ama önemli e, yorumlarda oluyor. Ben yapıyorum olmuyor. Neden olmuyor dediğinizde şimdi bizim bilmemiz mümkün değil. Yani neden olmadığını çünkü ayarlarda bir yerde bir şey değiştirmiş olabilirsiniz. Bunun e, yolu da şeyden geçiyor. Yani sık sık e, uygulama yapıp neyin ne olduğunu ne, nasıl çalıştığını kavramanızdan. Onun çaresi de bol bol uygulama yapmak. Şimdi bunu sileyim çünkü bir tane sandalyede. E, bir tane sandalyem var galiba küp bir de evet şöyle bir sandalye yaptım şimdi <laughs> bir küpü yüzeyine yakın yüzeyine oraya yerleştirmek kolay ama sandalyenin ayağında bir sürü yüzey var dört tane yüzey var tamam olur onlar da olur ama daha karmaşık şekiller de olabilir daha e, e, kararlı çalışması için merkez noktasını benim istediğim bir yere getirdim belirlediğim bir yere sandalyenin altında sandalyenin değeceği yüzeyde ortada bir yere getirdim. Nasıl getirdim? 3D kursörün konusu ama bir ipucu olsun şöyle bir tane küp attım buraya. Bu küp nesnesini ben gezdirdiğimde bakın merkez noktası da onunla birlikte geziyor. Bu yöntemlerden bir tanesi edit moda girer de objeyi öyle G ile gezdirirsem merkez noktası yerinde kalıyor. Böylece ayarlayabilirim. Ama daha hassas yolları var onları göreceğiz sonra. Ben işte bir şekilde o yolları kullanarak bunu hassas bir şekilde buraya getirdim. Bu bana şöyle daha kararlı bir kullanım sunuyor. E, center face seçili. Artık bu center'dan e, tutmuş oluyorum ve o zaman e, yerde, döşemede istediğim yere sandalyeyi yerleştirebiliyorum. E, çılgınca bir fikre katılıp, kapılıp duvarlara yerleştirmek isteyebilirim şöyle. E, pek de hoş olmuyor. Ben şey istiyorum enstalasyon yapacağım, <laughs> şey e, sanat e, enstalasyonu duvara sandalyeleri e, şey yapacağım, yerleştireceğim. Ayakları oraya bakacak. Yani nasıl olacak bu iş, olmuyor, çok kolay, tek bir tıkla. Şurada Align Rotation to Target var. Yani e, objenizin e, rotasyonunu, uzayda ne tarafa baktığını... ...hedef objenin ye göre hizala anlamına geliyor, Align Hizala. Ee, onu tıkladığım zaman yüzey normaline göre z'sini bunun. Yüzey normalleri, eksenler bu konularda onları daha iyi anlayacağız ama şimdi bunu bilmeniz yeterli. Onu tıkladığım anda z'sini e, buraya yerleştiriyor. Bakın bir tane de şöyle bir turuncu yüzey normali çıkıyor. Ben diyor bak buna göre izahladım. Peki duvarda istiyorum ben. Şöyle biraz uzaklaşayım. Duvara geldiğin zaman duvarınkine göre izahlıyor bakın. Artık bu Burada ve e, rotasyon dediğim zaman ve Z dediğim X, Y, Y etrafına döndür dediğim zaman bu şekilde döndürebiliyorum. Peki ben bu enstallasyonda bunlardan Shift D ile birçok yapmak istiyorum. Bakın ne güzel ama ben her yere bunlardan yapmak istiyorum. Çok çılgınım, ee, şöyle biraz küçültelim, ee, biraz da arttıralım Shift D ile. Ee, bunu şimdi greple gezdirdiğim zaman bakın, ben nereye tıklarsam hepsi oraya yerleşiyor. Ben istiyorum ki her biri kendi geldiği yüzeyde nasıl olması gerekiyorsa öyle olsun. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Ee, o zaman burada bir tane daha yer var. Project individual elements yani bireysel olarak elemanları e, projeksiyon yap <laughs> diye Türkçe'ye çevirdik. Greple bunu bakın. Kaydırdığın zaman her biri kendi... Artık o benim Kuzey Güney'i iplemiyor bunlar. Yani oradaki minik ikonu. Her biri kendi merkezi nereye giden geldiyse ona göre şekilleniyor. Şahane değil mi? Ee, böyle de iç içe girdiler, o ayrı bir konu. Ee, ben bunu nerede kullanırım? Şurada bir tane küre ve... Bunlardan bir sürü yaptım, sileyim. Orası kalabalıklaşmasın. Ee, şurada bir tane aykosiferim var. Bir de koni yaptım. Neden yaptım? Ee, bir sorun, neden yaptım? Şey için... karda adam yaptık ya, burnunu da havuç koniden e, yaptık. Onu da manuel yerleştirdim. Kabul edilebilir bir şey. Hassas yerleştirmek istiyorsam işte o deminki ayarlar hala burada var ve ben bu koniyi merkezi alta gelecek şekilde, havuçu diyelim, yaptım. İşte o çalışıyor zaten şu anda. İstediğim yere yerleştirebiliyorum. Ee, ve o hizası... Buradaki ayarlar yüzünden, Center seçili, Align Rotation, rotasyonunu ayarla. Ee, project Individual'ın da anlamı bundan yani iki tane burnu olsun kardan adamın, hatta üç tane olsun, dört tane olsun, bir sürü burnu olan bir kardan adam olsun. Bunları böyle toplu gezdirdiğimde hepsi bireysel olarak e, geziyor. O seçili olmasaydı, e, Merkeze yani Align Project, Align Project evet. ...projekti e, şu anda şeye göre, sadece o benim imleçime göre hepsi birbirine paralel... ...align yapıyor, onu açalım çünkü çok eğlenceli o, bir de... ...bu küreden, Shift D ile şöyle bir tane uzağa yerleştireyim. Bir şey daha böylece görmüş olalım bunun çalışmasında, yine bu çok burunlu... E, ...şeyimizin hı, küreyi seçmek istemiyorum. Ş şöyle bütün... Havuçları seçtim ve şöyle ufukta, arkada bir yerde bir küre var. Merkezleri oraya denk gelirse, bakın oraya yapışıyorlar. Yani uzaydaki bunlar gitti oraya yapıştı. Yani obje denk geldi, objeye yapışıyor. Artık o yapışacak diye bir kural yok. Bunlardan yine kurtulayım ve... ...şöyle tekrar olacak ama bir uygulama daha yapayım. Gözleri, gözlerini kömürden yapmıştım. Düğmeden yapmak isteseydim ne olacaktı? Shift A, Mesh, bir tane silindir objesi, Scale Z e, boyunu Z ile küçülttüm. Scale Top'tan küçültüp, grable buraya getirip koyduğun zaman tap diye. Bu ayarlar seçili olduğu için e, şu ayarlar buraya yerleşti. E, shift Double ile ikinci göz, güzel. Shift Double ile ve buraya getirdim ağzını da düğmelerden yapayım. Bol düğmem var bir sürü. E, shift Double, Shift, Double, hiç kafa yormadan artık bunları tam yüzeye böylece yerleştirebiliyorum. Ne güzel oldu, bakın. Ee, bu böyle, bir de ne var burada bakalım. Hmm, sırada... Ee, Backface Cooling var, hemen onu aradan çıkaralım. Her bir durum için olan bir şey... Ee, şu demek, yüzeylerin arka tarafını ipleme. Yani o ne demek? Bir tane... Hmm... Burası yine kalabalıklaştı ama ben ne yaptım? Grid atmıştım bir tane. Grid bu işi test etmek için. Grid'in anlamı şu. Seçtiğimde ve taba bastığımda içinde bir sürü e, şey noktası var. Vertex noktası var. E, göstermiştim. Şimdi şöyle yapalım. Vertex'lere yapışsın. Center. Center yapışsın. Align, align var mı? Bunları da Kapatalım, Project Onto Itself diye bir şey çıktı. Onto Self bu edit modu önlü. yani şu anda edit modu açık olduğu için bir de bu giriyor işin içine. O o da çok basit yani kendi kendine de projeksiyon yapabil ee, onu da girmeyelim artık. Yani kendi üzerindeki bir yerlere de yapış bütün bu kurallar dahilinde o demek o. Şimdi buradaki mesela şu gözü alıp bunun üzerindeki vertexlere bakın yerleştiriyorum. Ee, şeyi de böyle. Hmm. Bunu daha güzel bir şey yapayım ya yani. Shift A ile bir tane küp olsun, scale ile küçülteyim, merkezinden griple buralara yerleştiriyorum bakın. İçeride vertex noktaları var ya, vertexler olduğu için center o vertexleri yerleştiriyor. Alt ar arkasını dönüp alttan yerleştirdiğim zaman da aynı düzgün şekilde çalışıyor. Ama işte üç boyutlu programlarda arka taraf diye bir yer var. Yüzeylerin arkası var. Oyun programlarında genellikle Backface Cooling denen bir şey vardır. Onu açtığınız zaman şurada var o, Blender'da da bunu yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bakın... ...arka tarafı artık görünmüyor, görüyor musunuz? Şunu seçerek göstereyim. Bu obje burada var aslında, şeffaflaştı. Oyun programları bir de arka tarafı hesaplamakla uğraşmamak için... ...onlarda Backface Cooling standart olarak vardır. Blender'da kapalı, açarak... Genellikle de açarız. Ee, bir hata oluyor mu? Yüzey normalleri konusunda göreceksiniz. Bu ayar var, bir de burada var o. O burada şöyle çalışıyor. Backface culling açarsanız ön taraftan bakıyorken grep'le pardon, eee grep'le çalışıyor snap ama arka taraftan bakıyorken e, çalışmıyor bakın. Yani şeylere kenetlenmiyor düğüm noktalarına. Backface cooling o demek. E, yani açtığınızda da zaten görünmüyor. Yani ondan bağımsız olarak snap'in içindeki hali o backface cooling'in. O öyle ve bütün diğer şeylerde senaryolarda geçerli. Onu öylece geçmiş olduk ve onu kaldırdık. Bu gridle de işimiz bitti. Gönderelim. Bu arkadaşları da gönderelim. Şimdi şurada iki tane daha konu var. Onlara gelmek istiyorum. Edge-Center, Edge-Perpendicular. Çok basit onlar, kendi ne diyorlar? sonra yapıyorlar. Şöyle... Hmm, Edge'lere e, yapışmayı falan öğrendim artık. Hedef noktam yine yani şey olsun, Center olsun, çok karışık olmaması için. Center'ı Edge'lere yerleşecek dediğim zaman, bunu hatırlıyorum, gidiyordu Edge'lerde. Sadece oraya, o ece e, kenarlara e, yerleştirdiğim zaman orada gidip geliyor. Ee, peki bu ne yapıyor? Edge Center dediğini yapıyor. Yani gidip de bir ec'e e yaklaştığınız zaman, Edge'in ortasına bir yere geldiğinizde bazen lazım olur, oraya yerleşiyor. Şurada minicik bir kenar var, onun ortasına yerleşiyor. Ortalara yerleşiyor. Çok basit, söylediğini yapıyor. Ee, ne var? Edge Perpendicular var bir de. Edge Perpendicular çok enteresan, onun için şöyle yapalım. Ee, tam ortada değil zaten bu... ...mid ortaya geliyordu. Edge perpendicular da dik demek, perpendicular. Kenara dik olarak gidip yapışıyor. O da şöyle bakın, grab hareket ettirdiğimde şurada bir tane x noktası var. E, oluştu, şu. O başlangıç noktası, İşte o noktadan... ...hedef... ecinize dik olan... ...dikliği sağlayan... ...noktaya gidiyor. Yani şuraya tıkladığınız zaman bakın nokta, 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 ben diyor bu ece diyor bu noktada dikim. Yani buradan oraya bir e, yani başka bir noktaya gitseniz o ece ile bu nokta arasındaki açı artık 90 derece olmuyor. O demek ama onun için şeye girmesi lazım. Ee, radarına girmesi lazım. Şimdi o ne demek radarına girmek? Bu şurada yani aslında şey olsa iyi olurmuş da. Ee, Rep şuraya getir. Yani girmese iyi olurmuş. Çünkü ben şunu isteyebilirdim. Bunun uz belki de vardır bulursam başka derslerde ha varmış bakın derim ama şu anda e, onu kullanamıyorum. E, buraya geldiğimde bu yukarıdan baktığımda bu ecin ece e, dik nokta aslında şurada sanal bir nokta. Oraya gelse çok şahane olurdu. Çünkü e, modellemede o takette var o ve kullanıyorum ve çok güzel bir şey. E, belki de vardır. Bulursam gösteririm. Başka neler var? ...bayağı yedik şeyi, snap'i. Back face alien rotation bunları. Volüm var, volüm kaldı bir tek. Bazı tutoriallarda ya bu volüm nasıl oldu? Ben anlayamadım falan diye... E, ...diyenleri gördüm, anlamaya çalışırken... ...şey takip ediyorum. E, Tutorial takip ediyorum, dokumentasyonlara bakıp bir de CG cookies sağ olsun onlardan buldum. Doğru cevabı... ...bir tane armatürle, özel durumlarda kullanılan bir şey. E, çok... ...aslında... E, Rigging, e, animasyona girdiğimizde parmakların içine e, armatürler yani kemikler yerleştirmek isteyeceğiz. Şu işte o kemik dediğimiz arkadaş bu. Bunu bunun içine, bunun bir parmak olduğunu, sonsuz döngülü bir parmak olduğunu varsayıp içine yerleştirmek istiyorum düzgünce. Bu normalde e, Snap'i kullanmadığımda şöyle sancılı bir süreçtir. Bunu işte buraya getireceksin, yok oldu, tamam şeffaf bakalım. Ondan sonra edit moda gireceksin, sonra bunun arka tarafını seçeceksin. Buraya getireceksin, başka bir açıdan bakıp buraya getireceksin ki bu 3D kursör konusunda işleyeceğim. Bundan sonra ucunu seçeceksin, buraya getireceksin, İyi olmuş mu? Olmuş, tamam, İkinciyi yapacağım zaman Extrude'da böyle uzatacaksın. Buraya geldi, oldu mu? Olmadı çünkü Aa, olmuş, iyi fena değil ee, ama üç boyutlu uzayda çalıştığımız için bu sancılı bir süreçtir. Ee, şöyle bunu tekrar dışarıya alalım. Grab'le. bir de e, volümle bakalım, volümdeyken açtım. Bakalım burayı çuvallamadan yapabilecek miyim? Center. Ee, o konuda çok emin değilim. Biz böyle başlayalım şimdi. Bunu öncelikle grable şuraya bir yere yerleştirdim. Volümün tam ortasına yerleştiriyor. O doğru açıdan baktığımızda bunun center noktasını buraya yerleştirdi. Edit'e girip de artık bunu grable şöyle yerleştirdiğimde bakın bu açıdayken bile şöyle yaptığım zaman extrude. Şöyle bunun nasıl kullanıldığı konusunu ...şeyde işleriz, yani armatüre geldiğimizde ama siz kabaca anladınız ne olduğunu. Hiç kendimi yormadan böyle bir tur attım ve bakıyorum tam ortaya çok güzel. Yani şu düğüm noktaları, volümün tam ortasına tıkladığım yerde orayı bulup oraya yerleşiyorum. Bu çok önemli, güzel bir kullanım. Nadir bir kullanım ama sırası geldiğinde çok işime yarayan bir şey. Ee, bir de e, beynimi yakan başka bir konu vardı burada. Ee, snap Peel Object diye bir şey var. O da şuymuş. Şimdi bunların ortalarına yerleşiyor ya. Diyelim ki bu şey torus. Bir tane torus objesi var ama objeler daha kompleks olabilir. Edit moda girip bundan shift double'la şöyle e, bir tane şuraya getirdiğiniz zaman bu ikisi aslında bir obje oldu şimdi. Mesh data yani kafes e, datası, kafes objelerle ilgili detaylar işte bunu daha iyi Diyeceğiz ama şimdilik şunu bilin yeter burada iki nesne gibi görünse de ben bunları edit modda çoğaltalar başka yol da var. Kontrol J ile ee, tek bir nesne yapabiliyorum. Şimdi bu tek nesne olduğuna göre e, bu şeyi yerleştirirken, bir umarım seçmemişimdir, seçmemişim henüz, ee, yerleştirirken kurallar biraz değişebiliyor. Şöyle Extrude'da böyle devam ediyorsunuz ama e, buraya geldiğin zaman bunun merkezini seçti. Bakın buradan da devam edersiniz böyle. Ee, bakın, şöyle bile olsa, grable e, bunu buraya getirdiğiniz zaman, bu üstte olduğu için, yani üst, aynı obje ama buradaki e, kabuk sistem daha yukarıda olduğu için orayı onun ortasına aldı. Pil'i seçtiğiniz zaman, onun ismi bir garip olmuş. Niye öyle bilmiyorum. Neredesin pil? Ee, snap pil object. Yani bunu böyle ambalaj kağıdıyla sarmış ama sıkı bir şekilde sarmış gibi düşünüyor. O zaman şurası tek bir o ambalajı düşünüyor. Şöyle yaptığınızda ve greple şurada bir yeri gösterdiğinizde bakın ikisinin ortasındaki bir yer oluyor. Eğer bu burası için geçerli. Ee, burada extrude ile devam ettiğinizde yine burada aynı çalışıyor da işte bu objeleri böyle ambalajlamış ve o ambalajın olduğu yerin ortasıymış gibi düşünüyor. Nadir kullanacağımız bir şey ama karşılaştığımızda güzel şeyler yapar. Hmm, sanırım belirlediğim kadarını kapsadım burada. Medyan ve aktifi gördük. Onlar basit işte medyan orta noktası aktivde. E, aktif element, edit modda hangisi en son seçildiyse, obje modda çoklu seçimde e, hangi nesne en son seçildiyse daha açık renk olanlar aktif objeler, patronlar. E, diğerlerini de kavradık galiba, atladığım yer var. Rotate ve Scale'e girmedim hiç. E, onlar da işte Rotate sırasında, hep moon'da çalıştım ama Rotate sırasında Scale sırasında çalışacak olanlar. Galiba onu da görmüştük şeyde, bir önceki derste. Ee, böyle bunların hepsini kullanmak zorunda olmayabilirsiniz. İlk başta gösterdiğim işte odaya bir şey yerleştirme konusunda daha faydalı. Ee, snap'i böyle hallettik. Yedik, bitirdik snap'i. Şeffafı kaldırayım. Ee, bunun yanında pivot var. Sonra pivota geliriz. Global yani koordinat sistemi, transform oryantasyonu ve transform pivot point var. Bunlara göre davranışlar biraz daha değişik olabilir. Ama çok karmaşık, kafa karıştırıcı olmaması için sadece onların default değerleriyle yaptım. Bir de yani burada yukarıda bir şey var, Proportional Editing var. Edit moda girdiğimizde daha iyi anlayacağız. Böylece bu ortadaki arkadaşların hepsini bitiririz. ama ben şeyi yaptığım için... Hmm, kardan adamı yaptığım için daha önce kardan adamda kullandığım konuları görmek istedim. Şu anda hala edit moddayım bir sebeple. Ee, o yüzden edit modda bir şöyle bir giriş yapacağız. Orada kullandığım bir iki komut var. Yani hmm, şey var. Edit modda birkaç tane vertex edit'ten var. Onları görürüz. Onları görürüz. Onlara görürüz. Ee, ondan sonra ee, böyle artık ileri geri gidişlerle ee, devam etmemiz gerekebilecek. Yani her ne kadar e, ...detay ders konusunun şey olması gerektiğini, belli bir e, sıra takip etmesi gerektiğini düşünsek de Blender sıra takip etmiyor. Yani bir konuyu anlatırken e, görmediğiniz konulardan bir şeyleri kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle geldik buraya kadar. Ondan sonra o kardan adamdaki kullandıklarımla ilgili edit modu bitirdikten sonra buraya gelir. Bunları anlatırız. Önemli çünkü o. E, sonra birazcık işte edit gördüğümüz için mesh ile ilgili bir şeyler, mesh data ile ilgili bir şeyler görürüz. Ondan sonra da artık edit moda girdiğimiz zaman e, şurada, o burada bir sürü şey var, özellik var. Bunlara geliriz. Bunları tek tek işleriz. Güzel olur. O derslerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.